Herkese merhabalar. Lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Mantarlı fırın makarna hazırlıyorum ve hemen başlıyorum. 250 gram mantar kullanacağım arkadaşlar. Mantarları soymuyorum. İri iri doğrayarak limonlu suda bekleteceğim kararmaması için. Mantarları çok küçük doğramayalım arkadaşlar. Çatala gelecek şekilde olmalı çünkü soteleyince mantarlar küçülecektir. Doğramış olduğum mantarları limonlu suyun içine alıyorum. Makarnamı haşlayıp beşamel sosumu hazırlayana kadar limonlu suyun içinde kararmaması için bekleteceğim. Kaynayan suyun içine 1 çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledikten sonra boru makarnamı suyun içine alıyorum ve haşlanması için bırakıyorum. Haşlanma süresi normalden daha az olmalı. Fırında pişeceği için, hamur kalmaması için lütfen daha erken alalım ocaktan. Tavanın içine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum. Doğramış olduğum 1 adet soğan ve 2 diş sarımsağı tavaya alıyorum ve kavurmaya başlıyorum. Gram kıyma kullanacağım. Onu da tavaya aldıktan sonra soğan ve kıymayı ikisini bir arada kavurmaya başlıyorum. Çok fazla kıyma kullanmanıza gerek yok burada. Çok az malzemeyle bir tepsi dolusu harika fırın makarna hazırlamış olacağız arkadaşlar. Kıymamız ve soğanımız kavrulduktan sonra tekrar yıkayıp süzdüğüm mantarları da tavaya alıyorum. Ve sürekli karıştırarak harlı ateşte kavurmaya başlıyorum. Mantarlar sulu ortamda yetiştiği için bir de biz suda beklettiğimiz için oldukça su salacaktır. O yüzden yüksek ateşte kavurmayı unutmayalım ki suyunu çabuk çekebilsinler. Baharatlarını ekliyorum. Tuz, toz biber, karabiber ve kekik ekledim. Birer çay kaşığı. Damak tadınıza göre siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Mantarlı harcım yeteri kadar kavruldu. Rengini görüyorsunuz. Asla mantarda kararma olmadı. Şimdi ocaktan alıyorum ve beşamel sosumu hazırlamaya başlıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu unu ekledim ve un kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Un kavrulduktan sonra üzerine 500 milim süt ilave ediyorum ve sürekli çırpıcıyla karıştırıyorum. Bir çay kaşığı kadar tuzu ilave ediyorum. Sürekli karıştırmayı unutmayalım ki beşamel sos dibini çok çabuk sarabilir. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ettikten sonra 1 çay kaşığı dolusu fesleğen ekliyorum. Beşamel sosa karabiber ve fesleğen çok yakışacaktır. Mutlaka sizler de bu şekilde denemelisiniz. Beşamel sos kaynadı ve kıvam aldı. Artık ocaktan alıyorum. Haşlayıp süzdüğüm makarnamın üzerine tüm beşamel sosu döküyorum ve iyice karıştırıyorum. Fırın makarna tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeler aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Kare bir borcam tepsi kullanıyorum. Borcamın içini biraz yağlıyorum ve hazırlamış olduğum beşamel soslu makarnamın
tam yarısını tepsime alıyorum. Makarnanın üzerine sotelediğim kıymalı mantarımı hepsini döküyorum. Mantarlı fırın makarna sadece peynirli makarnaya göre çok daha lezzetli oluyor. 200 gram kaşar rendeledim. Bu kaşarın yarısını mantarların üzerine serpiştireceğim. Kalan yarısını en üste kullanacağım. Kalan makarnamı da tepsime alıyorum. Umarım videomu beğenip sevdiklerinizle ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana bir destek sağlamış olursunuz. Kalan kaşar peyniri de makarnaların üzerine örtecek şekilde serpiştiriyorum. 190 derece ısınmış fırınıma gönderiyorum. Üzeri nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum arkadaşlar. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyerek servis yapacağım. İftar sofralarınıza çok yakışacak pratik bir yemek hazırlamış olduk. İster ana yemek olarak, ister yardımcı yemek olarak servis edebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Mantarlı fırın makarnamı sıcak sıcak servis ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.